Burada bunun tekini. A few moments later. Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Tuana. Bugün sizlerle birlikte yeni oda turu yapacağız. İsterseniz gelin bir an önce odama gidelim. Bu arada arkadaşlar, videoya başlamadan önce videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar, soracak arkadaşlarım için kolyem dolap hesabımda satışta. Daha çok şey, sivetlerim, kotlarım falan çoğu şey satışta olacak. O yüzden dolap hesabıma göz atmayı unutmayın. Açıklamalarda ismini bırakırım. Bugünkü oda turunda çok şey aslında, odamın her detayını sizinle birlikte inceleyeceğiz. Çekmece içi olsun, dolap içi olsun. O yüzden isterseniz gelin bir an önce başlayalım arkadaşlar. Dolabımdan başlayalım ilk öncelikle. Dolabım gördüğünüz gibi şu anda dağınık. Hatta şöyle göstereyim, etiketli ürünler bile bulunmakta. Bunları sizinle birlikte toparlayacağız arkadaşlar. O videom da yarın yayında olur büyük ihtimalle. O yüzden bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonra burada böyle YouTube köşesi var. Gördüğünüz gibi rafımızı bu tarafa aldık. Bu yeni halde biliyorsunuz ki burada normalde Efe'nin masası vardı. Efe'nin masasının olduğu yerde de benim masam vardı. Tabii ki de 100.000 plaketimiz Sevimli Kardeşler TV'ye ait olan. Umarım benim kanalıma da abone olursanız bu şekilde Tuana Zeybek plaketi gelecek. Şimdi devam edelim. Burada Efe'nin masası var. Dolap içleri nasıl? Dolap içleri düzenli. Gayet. Şöyle buraları da biraz kurcalayalım. Evet, ekstra pek bir dağınıklık göremiyorum. Burası dağınık ama. Ama toparlar onu herhalde arkadaşlar. Burada benim rafım var. Burada Efe'nin şu an kitapları bulunuyor. Burada da benim kitaplarım bulunuyor. Tabii arkadaşlar, okul başladığında burası full benim rafım olacak. Efe'nin kitaplarını da şuralara falan koyuyoruz genelde. Çünkü onun çok fazla kitabı olmuyor. Burası nasıl? Burası çok dağınık değil ama yine de belirli bir karışıklık var tabii ki arkadaşlar. Burayı kapatmak biraz zor. Burada dediğim gibi arkadaşlar kitaplar var. Bu arada bu kitapları ders çalışma vlog artı masa düzenleme vlog'dan bulabilirsiniz. Orada size detaylı olarak göstermiştim. Burada da bizim Sevimli Kardeşler TV kanalımızın 1 milyon plaketi var. Altın plaket. Burada normalde raf vardı. Zaten şuradan da anlayabilirsiniz. Ve burası pembeydi. Biz oraya boyadık arkadaşlar. Dün dedemle beraber boyadık. Şimdi size şu komodini biraz göstereyim. Evet, yine düzenlenmemiş bir komodinle beraber. Bakın burada gözlük falan var. Ben bu gözlüğü hiç hatırlamıyorum bile. Benim değil sanırım çünkü. Neyse, şu anlık kafamda kalabilir bence. Dediğim gibi burada böyle düzenlenmemiş, karışık olan pez bile var yani rafın içinde. Orijinal pez. Lollü. Ama bunun şekeri bitmiş. Şeker alabiliriz ona bence. Sonra burada bir tane daha raf var. Burası da yine darmadağınık. Hiç düzenlenmemiş. Yani görüyorsunuz. Burada da arkadaşlar bizim yatağımız var. Bu arada odamızın eski düzenini hatırlayanlar zaten şu anda hani oha ne olmuş bu odaya falan diyebilirler diye düşünüyorum. Çünkü odamızın düzeni bayağı bir değişti arkadaşlar. Bayağı bir değişti. Ben ikinci katta yatıyorum ve ranzası olan arkadaşlarım, ikinci katta yatan arkadaşlarım, yataklarınızı gerçekten nasıl düzenliyorsunuz? Ben çok zorlanıyorum düzenlerken. Bu arada arkadaşlar, oda düzenimizi beğendiniz mi? Sizce eski oda tarzım daha güzeldi, bu oda tarzım daha güzel olmuş? Bunu lütfen bana yorumlarda belirtin. Burası arkadaşlar... kaykayımız var, patenimiz var, daha sonra gitarımız var ve burada da oyuncaklar falan var. Yani orası açıkçası biraz daha klasik oyuncak toplama alanı gibi bir şey oldu. Burası da benim masam, burası böyle masam arkadaşlar. Burada bu sene kullanacağım defterler var. Bu defterleri de kendim süslüyorum. Ayrıntılı bir ayrıntılı ve detaylı bir video isterseniz onu da size çekerim bakalım. Gayet güzeller. Yani burası da bu şekilde arkadaşlar. Yapılmamış bir sticker set var. Fakat bu bulanık çıktığı için yapmamışım sanırım. Bayağı bulanık çıkmış. Bu olmaz. Bunu o yüzden Efe'ye koyalım. Efe'nin belki bundan bir etkinlik falan yapabilir. Daha sonra biraz daha masamı tanıtayım sizlere. Burada bir organizerim var, stabilolarım var. Bu kalemleri ben almıştım. Yani
Kırtasiye kutusundan çıkartmıştım fakat onlar yazmıyor. Yani neden yazmıyor ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yeni açmıştık ama yazmıyor. Böyle bir şey var. Daha sonra burada bant var. Bunu zaten Migros alışverişimizde de görmüşsünüzdür. Böyle bir bant var. Zebra Sarasa kalemlerim var. Zebra Sarasa zaten aşırı güzel bir kalem markası bence. Hani kullanmayanlar varsa kesinlikle öneriyorum. Daha sonra arkadaşlar burada bir daha boş alanlar burası. Ojelerim var. Takma tırnak setim var. Tırnak stickerlerim var. Hatta şu an böyle parmağımda iki tane var. İşte burada ojelerim var. Ojelerim bayağı az kaldı. Bayağı eledim ojelerden. Çok bozulmuşlar, puşmuşlar, bir şey olmuşlar. Oje alışverişine gideceğiz. Geçen bakım alışverişimde almıştım birkaç tane arkadaşlar. Ama onlar yetecek gibi değil. Ve zaten genelde bakım suyları falan almıştım. Daha sonra burada bitmiş bir parfüm var Moschino'nun. Bunu annem almıştı. Airport'tan. Yani havalimanından deniyor sanırım. Ve burada böyle bir köpek balıklığı deniz kabukları var. Bunları arkadaşım toplamıştı. O vermişti. Burada kitaplarım var. Güncel olarak okumadığım kitaplar ve okuduğum kitaplar. Paranormal hikayeleri bitirdim. Mutu okudum biraz. İkinci hayat var. Buna daha başlamadım. Burada Karantina'nın 4 kitabı var. İlk kitabını okumuştum. Burada böyle göstereyim. Böyle. Bir de bunun bir modu daha var. Böyle. Renk değiştiriyor. Işığım da bayağı güzel. Burada böyle bir raf var. Şu an annemin dıktırmasyon rafı. Annem buraya dıkmış bütün ek olan kalan odadaki her şeyi. O yüzden şu an odada böyle bunlar var. Burada da paralar var. Şöyle. Para. Burada iyi. Bunun teki nerede? Efli? Ablacığım? Ne? Beril? Arkadaşlar? Fatma mı aldı yoksa? Ben parka hiç götürmedim ki AirPods'umu. Götürdün aslında. Her gittiğinde götürdün. Hatta ben de tutuğunu düşürürsün kulağından demiştim. Hayır. Evet evet. Düşürürsün kulağından dedim. Yok düşürmem ben dedim. Arkadaşlar! Düşürmedim ki parkta hiç. Düşürseydim bir kere bilirdim. Tek koyuluyor çünkü o zaman. Bence parkta düşürmedim. Bence kaybolmuş. Nerede kaybolmuş hiçbir fikrim yok ama bence parkta düşmedi arkadaşlar. Çünkü neden? Sonuçta hani çıkarttığımda, kabına koyduğumda tek koyarsam farkında olurdum düşürdüğümü. Bence tuanlama sahip çıkmalıydın anneciğim. Bilmiyorum yani bence biraz daha dikkatli olmalısın. Arkadaşlar Allah'tan 1200 liralık falan bir AirPods değildi. Öyle olsaydı gerçekten çok coşardım. Fakat yine de Emine'nin yerini arayacağım. Sonuçta yani AirPods'un teki yok. AirPods'un teki yok yani. Yani diyorsun. Ya ben üzüldüm açıkçası Tuğan'a. Teki yok. Ya neden üzüldüm? Çünkü sahip çıkman gerekiyor anneciğim. Ürün hani telefonuna, parana, kulaklığına vesaireye, cüzdanına, ya, çantana. Ya boş ver. Allah'tan çok pahalı bir şey değildi. Olsun. Ne olursa olsun eşyalarına sahip çıkman gerekiyor. Öyle ucuzlu pahalıydı vesaire olmaz. Yani ya çok bir kaybımız yok. Olsun. Sahip çıkman gerekiyor. Yani normal şartlarda. Neyse arkadaşlar daha sonra masa tanıtımımıza devam edelim. Burada bunu sen bir ara yine bir bak tamam mı? Burada da arkadaşıma yaptığım bir böyle choker var arkadaşlar. Daha tamamlanmadı. Şuraya klipsi takılacak. Böyle. Çok tatlı. Bunu da koyalım. İsterseniz bu tarz bir koli yapıp dolap hesabında satışa da çıkartabilirim. Bunu da söyleyeyim. Bunların aynısını hesaba koymuştuk Tuğana. Koyduk mu? Koyduk. Var. İyi. Şöyle. İsteyen olur. Hızlı bir şekilde yapabiliriz. Evet. Burada işte diş telim için dental malzemeler var arkadaşlar. Buraları açalım biraz sizinle birlikte. Burada bir kalem var. Jel kalem. Daha sonra simli evalarımız var. Bu şekilde. Bu arada şu renge bittim ben. Bakar mısınız renge? Çok güzel arkadaşlar. Bunu en üstte koymak istiyorum o yüzden.
Burada henüz hiçbir şey yok. Burada da hiçbir şey yok. Bunları sizinle falan dolduracağız. Bu arada biliyorsunuz ki burası kırılmıştı arkadaşlar. Buraya adam tekrar takarken takamamış sanırım. Bakın. Yamuluyor. Ay yaparken bakın. Yapacak bir şey yok. Daha sonra arkadaşlar gelin biraz burayı size göstereyim ben. Burada böyle bir saç bakım kremi var. Hatta biraz saçlarımı sürebilirim. Aslında bu bakım kremi değil, sütü. Böyle çiçek kokulu. Çok güzel bence. Daha sonra burada böyle bir krem var. Bunları gösteriyorum çünkü bunları ben daha sonra aldım. Hani bu turlardan falan sonra aldım. O yüzden onları gösterdim. Bunları biliyorsunuz zaten. Buralar yine dağınık. Şu kolyeyi de ben arkadaşlar yeni buldum. Çok hoşuma gitti gerçekten. Ama bunun satışını yapamayacağım çünkü başka yok bu kolyeden. Arkadaşlar Layla da havluyor arkada. Duyuyorsunuz. Layla'ya yeni bir arkadaş geldi, Rosie. Onu da size gösteririz isterseniz. Daha sonra böyle bir choker da buldum dün. Böyle bu iplerden yapmışım. Ne zaman yaptım hatırlamıyorum. Yine ama böyle bir şey. Burada ince kolyem var. Şöyle. Daha sonra benim lip balmımın çileklisi var. Bu Efflin lip balmı. Onunki daha var. Benimki bitmiş. Bu çok kırmızımsı. Ben biraz daha böyle koyu bir ton istediğim için Visinelli'sini onun tekrar bulabilirsem alacağım arkadaşlar. Evet. Daha sonra bu arada yine böyle şeyler var. Durun size bakayım şuradan. Burada böyle takılar var. Bu güzelmiş. Böyle. Burada işte bu tarz böyle takılar var. Bakın jelibonlu kolye. Aa şu da çok hoşmuş. Bu annemden aldığım bir küpe. Ama bence bu küpe çok güzel. Hatta durun. Şu fazla olabileceği için bunu çıkartayım ve onu takacağım. Oh saçım. Saçımı çok koparttı. Bu arada benim böyle bir kolyem vardı. Benim bilenler bilir. Benim okyanus, deniz vesaireye çok ilgim var. Özellikle okyanusa ve okyanus hayvanlarına, okyanus canlılarına. Benim böyle bir kolyem vardı. Bu gece karanlıkta parlayan top vardı içindim. Fakat arkadaşlar bu böyle karıştı. Ve bunun ucunda klips koptu. Buna ne yapabilirim? Bilenler lütfen söylesin. Ben bunu kurtarmak istiyorum çünkü. Burada da böyle bir şey var. Bunu herhalde charm olarak aldım. Bunu da yine annemden aldım. Zaten takılarımın çoğu annemden. Bir takı alışverişi de yapabiliriz. Böyle küpe olsun falan olsun. Burada bir tane yüzük buldum. Şaşırtıcı. Yüzük almak istiyorum ama benim parmağımı çok olmuyorlar ve o yüzden internette sipariş edemiyorum. Yani çok dağıtmışım buraları. Toplama zamanım fazlasıyla gelmiş. Böyle bir küpe. Çok güzelmiş bu. Bunun işini bulabilirsem bunu takarım. Ve bunun burası neden böyle acaba? Kırılmış mı? Burada da bir küpe. İşte bunun işi. Onları da takabiliriz arkadaşlar. Onlar da çok güzelmiş. Burada da yine annemden aldığım bir şey, toka. Şöyle bu da bayağı zarif duruyor. Hatta size şöyle göstereyim bu tokanın nasıl takıldığını. Bakın böyle. Saçta çok güzel parıltı gibi duruyor. Bu benim çok sevdiğim bir yüzüktü. Fakat arkadaşlar bu kırıldı. Buna siz de dediniz. Çok güzel çok güzel dediniz. Buna nazar değdi büyük ihtimalle. Dediğim gibi ben bir yüzük alışverişi yapmak istiyorum. Bildiğiniz Trendyol'da falan siteler varsa ya da link varsa bana bırakabilirsiniz. Yorumlarda bakarım, incelerim. Burada güzel bir toka var yine. Böyle bir baby yazıyor. Oo, burada karışık bunlar. Bunu ne zaman almışım? Bad Girl'lük zamanları herhalde. Öyle bir zamanım mı var? Neyse.
Bakın bu şey aslında. Bunu ben koli olarak takıyordum. Durun. Nasıl taktığımı göstereceğim. Bir de nasıl olduğunu göstereceğim. Ben bunu bu şekilde takıyordum arkadaşlar. Ama bir dakika. Bu normalde nasıl? Bir de onu göstereceğim sizlere. Bu normalde şu. Normalde bu şekilde. Dediğim gibi ben öyle kullanıyordum. Şu aralar pek kullanmıyorum. Şöyle çıkartayım bunu da arkadaşlar. Şimdi şu kısmı da bir çıkartayım. Deniz kulaklığı. Onun bu arada çokrını arıyorum. Yani o yüzden bana link atabilirsiniz. O zaman işte bakın. Şimdi sıkpelerin nasıl durduğunu göstereceğim. Aa, çok güzel oldu bana. Böyle duruyor. Sonra yeşile takalım. Annemden aldığım. Şu an öbür deliğime takamadım. Bu da böyle. Altta çok şık durdum. Yani bu şekilde gayet tatlı küpeler. Bir de siyah jelibonu falan takayım. Göstereyim. Arkadaşlar ben bu küpeleri almıştım indirimdeyken. Reorak'tan sanırım. Hatırlamıyorum. Ve çünkü buraları kararmış bir de. Ama bunlar bence değiştirilebilir. Baksana. Şuradan penseyle açılıp değiştirilebilir. Çünkü kelebekleri kararmamış. Aynen, kaliteli bir şey katabilirsin onun ucuna. Ya da şey yapabilirsin. Şeffaf oje de sürebilirsin. Ama artık kararmış. Hiç takmadın aslında dost doğru. Hemen kararmış. Evet. Trend yoldan almıştın. Demek ki arkadaşlar çok iyi bir ürün değilmiş. Aslında kelebekleri çok hoş ama. Kelebekleri kararmamış ama. Bakın bu da böyle jelibon. Kulağın kıpkırmızı oldu artık. Evet. Çünkü uzun zamandır bir de ben küpe takmamıştım. İlk defa takıp bu kadar çok takınca öyle oluyor. Bir de normalde benim kulağım pek böyle sahte küpelere gelemiyor. O yüzden altın küpe takıyordum. Fakat onları da kaybettik sanırım. Kaybettik. Vallahi birçok şeyi kaybediyorsunuz. Aynen, bulamıyorum. Tarihe karıştı o altın küpelerde. Benim videom buraya kadar arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Dediğim gibi dolap düzenleme videosu yine gelecek sizlere. Yarın büyük ihtimalle gelebilir. Bir aksilik oluşmazsa size zaten topluluktan paylaşım yaparım. Sizleri çok seviyorum. Videom buraya kadar da videoma like atmayı unutmayın. Açıklamada dolap hesabımın ismi falan bulunuyor. Oraya da göz atabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye.